Ben gerçekten özür dilerim. Ben gitmek istiyorum buradan. Deniz, bir dakika. Kahvaltı hazırlamadınız mı? E canım, sen geç kalkarsın diye düşünmüştüm. Dur. Ah. Oh! Sen de iyi alıştın vallahi. İyice yerleştin buraya. Yakında odana falan istersin kahvaltıyı. E sevgilimin evi değil mi? İstediğim kadar kalırım. Değil mi aşkım? Sonsuza kadar kalabilirsin. Ya Çinli. Babam bugün de dönmüyormuş İstanbul'dan. Sen de şu dersleri kır da evde PlayStation partisi yapalım, ha ne dersin? Ha tabii yengemiz izin verirse. Aa, siz istediğiniz gibi takılın Melih'ciğim. Biz Ozan'la her zaman vakit geçiririz değil mi Ozan'cığım? Nasılsa birkaç gün daha buradayım. Sahi mi? Evet. Neyse mutfağa gidiyorum ben, bir şey istiyor musunuz? Yok canım, buradasın ya, daha ne isteyeyim? İstemeyiz, sağ ol. Oğlum çok mutluyum lan. Deniz! Deniz'im! Bir dakika dinle beni. Hocam siz ne yaptınız? Ben gerçekten çok özür dilerim. Nasıl oldu ben de anlamadım ki. İnanamıyorum size. Bunu nasıl yaptınız? Deniz'ciğim. Dokunmayın bana. İnan ne diyeceğimi bilmiyorum. O zaman hiç konuşmayalım. Deniz. Çok özür dilerim. Deniz. Nasıl yaptım ben bunu ya? Bütün planım mahvoldu. Her şeyi berbat ettim. Deniz'i aramalıyım. Arama artık, arama! Konuşmak istemiyorum! Kahretsin! Açmıyor. Konuşmak istemiyor bile benimle. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nasıl sevgili olabilir? Anlamıyorum. Yani biri Kazım'ımla aramı yapsa vallahi ömür boyu duacısı olurum. Thank you.
Alo. Merhaba canım benim. Nasıl keyifler? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Evet canım benim. Uzun süredir yurt dışındaydım. Ben çok isterdim ama kısa bir süre için geldim. Ya Birgülcüğüm, benim senden bir konuda bir ricam olacak canım benim. Senin kocan lojistik sektöründe değil mi hala? Evet. Ya bana bir kamyon şoförünün telefon numarası lazım da. Özgür, çok fena bir şey olmuş. Ya ne olmuş Beveş, korkutma beni. Ya ben de bilmiyorum ama Deniz dün akşam çok tuhaftı. Kesin biz gittikten sonra bir şeyler olmuş. Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum Özgür, bilmiyorum. Dur. Kalktı sanki. Ben seni sonra ararım canım, tamam mı? Bay bay. Annem kaç defa aramış. Ya ben bir iki gün daha nasıl kalacağım ki burada? Neyse, proje falan bir şey uydurmak lazım. Ne var? Ne istiyorsun? Ozan salonda mı hala? Evet salonda. Ben de mutfaktayım. Ne oldu? Sen niye gitmiyorsun kızım hala? Hı? Derdin ne senin? Ne istiyorsun? Sürekli burnunun dibindesin. Böyle bir gizli planın falan mı var? Gece koynuma falan mı gireceksin? Sen ne aşağılık, ne adi bir herifsin ya. O dediğini ancak sen rüyanda görürsün, tamam mı? Ayrıca burası Ozan'ın da evi. İstediğim kadar kalırım. Kimi kandırıyorsun kızım sen? Çocuk yok senin karşında. Öyle banyoda kendini çıplak göstermeler falan. Ha? Yemem ben bu numaraları. Banyoya kapı vurmadan girmek senin sapıklığın Meli. Ayrıca şunu iyi bil. Ozan'ı benden koparamayacaksın. Senden iğreniyorum. Ya artık rahat bırak beni be. Kimdi o? Ha? Kim rahat bırakmıyor seni? Kalbin içine bak yüzüne. Günaydın Pelin. Günaydın. İşin uzun sürer mi? Dişimi fırçalayacaktım da. Yok, az kaldı, bitiyor şimdi. Hayırdır? Sen niye bu kadar neşelisin? Süper hissediyorum bugün. İyiymiş. Vallahi mutluluktan uçacaksın neredeyse. Uçacağım tabii. Bunun özel bir sebebi var mı, yoksa hayata karşı bir saygı duruşu mu? Dün akşam olanlardan haberin yok galiba. Meveş biraz bahsetti, işte Deniz çok tuhaftı falan dedi ama. Tuhaf değil de aşık diyelim. Ne? Nasıl yani? Ya Yiğit Hoca ile Deniz siz gittikten sonra baş başa kaldılar ya. Bir baktım yemeklerini bitirmişler, gidiyorlar. Pelin sen de gel. Sen de merak ettin değil mi? Sıkı dur o zaman, bombayı patlatıyorum. Yiğit Hoca Deniz'i öptü. Yok artık. Ne güzel değil mi? Herkesin içinde mi? Aynen öyle Özgürcüğüm. Peki Deniz ne yaptı? Vallahi yanlış görmediysen o da karşılık verdi. Hayatından gayet memnun görünüyordu. İnanamıyorum ya. Vallahi bu çok büyük bir bomba oldu ha. Ne hız? Burnumuzun dibinde yeni bir aşk doğuyormuş da haberimiz yokmuş. Hayat. Senin de dediğin gibi. Böyle bir hayata saygı duruşunda bulunurum ben. Denizciğim. Uyandın mı? Evet. İyi misin sen? Sorma, çok iyiyim Mehveş. Ya ben mi bir şey yaptım? Dün gittik diye mi kızdın? Ya dün akşamdan beri suratıma bakmıyorsun. Belli. Bir şeye çok kızmışsın sen.
Hadi konuş benimle. Ha, konuşayım tabii. Mehveş, tebrik ederim. Sonunda istediğin oldu. Yiğit Hoca ile bayağı bir yakınlaştık. Ne? Nasıl ya? Yiğit Hoca dün beni öptü. Öptü mü? Ne? Nasıl öptü? Nereden öptü? Dudağından mı öptü? Ya ben böyle olsun istememiştim. İstememiştin ya. Elinden geleni yaptın Yiğit Hoca ile beni yakınlaştırmak için. Sonuçtan da memnunsundur herhalde. Deniz, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Ama gitti. Herkesin içinde öptü beni Mehveş. Mutlu musun artık? Ya Deniz, ben... Tek kelime daha etme. Şu an çok kızgınım, kalbini kırmak istemiyorum. Düpedüz aptal yerine koydu bizi bu kadın. Yalan söyledi. Ay öyle deme Şükran Hanım. Ya ne diyeyim? Ben senden sonra gene aradım odasını. Bir de ne bulayım? Bak. Bak şu fotoğrafı buldum. Deme kız. Ya arkasında ne yazıyor biliyor musun? Celal Demirhan yazıyor. Demek ki kocasının adı Celal'miş. Yalancı, sinsi. Korktuzlar. Bizim böyle sağa sola telefon ettiğimizi öğrenince kıvırıverdi demek ki. Peşini bırakalım diye mi öyle söyledi diyorsun? Tabii ya. Kız o yüzden delirdi bu. Biz bütün Mustafa'ları aradık da en sonunda... Celal'leri aradık ya. Nerede o kağıt? Yırttı attı galiba. Çabuk! Çabuk getir şu rehberi. Ben bulurum tekrar o numarayı. Ha, getir şu rehberi. Dur. Görürsün sen. Ben bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Demek böyle şeyler senin düşündüğün gibi gelişmeyebiliyormuş, değil mi Mehveş? Ya Deniz, çok ama çok üzgünüm. Niyetim... Niyetinin ne olduğunun artık önemi kalmadı. Ben bundan sonra onun yüzüne nasıl bakacağım Mehveş? Deniz? Anne? Hoş geldiniz Meryem teyze. Hoş bulduk. Anne sen ne zaman geldin? Niye haber vermedin? Yeni geldim kızım. Ben yoldayken telaşlanırsın diye haber vermek istemedim. Keşke verseydin ama ben seni karşılardım. Denizciğim önemli değil, geldim işte. Hem... Siz kavga mı ediyordunuz? Neydi o bağırışmalar? Yok, kavga etmiyorduk. Biz şakalaşıyorduk öyle. Evet, şakalaşıyorduk. Niye kavga edelim ki? Anne ben seni çok özledim. Gel bir sarılayım. Ben de güzel kızım. Bizim şimdi okula gitmemiz lazım. Artık özlemimizi akşam gideririz. Tamam gidin. Derslerinizden geri kalmayın. Ben de biraz uzanacaktım zaten. Görüşürüz Meryem teyze. Görüşürüz. Aç şu telefonu ya. Aç artık. Allah kahretsin. Açmayayım işte. Ya ben nasıl yaparım böyle bir hatayı ya? Nasıl yaparım? Gerizekalı Yiğit, aptal Yiğit. Ne o elin hali öyle? Ne oldu, ne yaptın gene? Bir şey olmadı anneciğim. Ben sadece... Bir şey olmuş belli. Anne... Ben... Sen ne? Bırak ağzında gevelemeyi de anlat. Yine ne halt yedin? Anneciğim boş ver sen. Önemli bir şey değil zaten. Her şey yolunda. Ben seni bilmez miyim? O benim alıkoğlu. 9 ay karnımda taşıdığım oğlumu tanımaz mıyım ben? Allah bilir ne salaklık ettin yine. Anlat diyorum sana çabuk. Anne ben... Deniz'i öptüm. Ne? Aşkım.
Nasıl olur? Efendim Pelin. Günaydın tatlım. Günaydın Pelin. Ne yapıyormuş bakalım sevgilim? Kahve içiyordum. Hazırlanacağım şimdi. Ben hazırlandım bile. Seni bekliyorum. Hayrola? Nedir bu sabah sabah böyle bir enerji? Bence bugün aşk dolu bir gün. Aşk dolu mu? Öyle ama sevgilim. Senle ben mutluyuz. Özgür'le Mehveş barıştılar. Biz o kadar mutluyuz ki mutluluğumuzu etrafımızdakilere saçıyoruz. Ve yeni çiftlere ilham veriyoruz. Anladım. Dün akşam Deniz'le Yiğit Hoca ne kadar güzellerdi değil mi? Dur. Hatta ben bugünü sevgililer günü ilan ediyorum. Nasıl? Güzel fikir değil mi aşkım? Pelin, geç kalıyoruz biz. Bak ben şimdi hazırlanacağım. 10 dakikayı seni alırım evden, olur mu? Peki bir tane. Görüşürüz. Kimdi Banu? Ha? Kim dedim? Hiç kimse. Hani yalan yoktu bundan sonra? Ha? Hep birbirimize güvenecektik. Ya Ozan. Ozan? Banu ne oluyor? Ne bileyim abicim ya. Telefonda birisi bağırıp duruyor. Soruyorum kim diye. Söylemiyor. Of Ozan ya. Of! Banu, bana bak, çok ciddiyim. Kime bağırıyordun? Ha? Evet Banu, söylesene, kime bağırıyordun? Mahalleden itin teki bana sarkıyor. Haline tipine bakmadan derdi oldu başıma salak. Ne? Neyse, ben ağzının payını verdim, merak etme Ozancığım. Bu kız sana aşık değil, bir şey değil. Sevgilin de değil. Biliyorum. Şimdi kaçacak tabii. Aradın mı kızı? Açmadı değil mi? Senden kaçıyor tabii. O çıyanı kendinden kaçırarak mı aşık edeceksin kendini a benim salak oğlum? Ama anne, istemeden oldu. Gerçekten bir anda oldu, ben de anlamadım ki. Sen neden anlıyorsun ki zaten? Basiretsiz. Anneciğim, hatamı telafi edeceğim. Göreceksin. Anne. Anneciğim, ne olur affet beni. Tamam, anladık artık. Zırlayıp durma karşımda. Hadi çek git kendine bir çeki düzen ver. Madem böyle bir halt yedin, hatanı düzelteceksin. Şimdi soğukkanlı olmak lazım. Evet, farkındayım. O yılanla konuşup kendini aklaman lazım gözünde. Konuşurum konuşmasına da telefonlarımı bile açmıyor ki. Bana bak. Yine böyle bir salaklık yapma. Bundan sonraki adımımızı çok iyi düşünmemiz lazım. Hadi kalk. Çevireyim. Hadi. Aha bak bu numara. 405. Çalıyor. Evde yok galiba. Kimse açmıyorlar. Nereye? İnternet kafeye gidiyoruz. Aman ya, sen de taktın mı takıyorsun ha? Kız bekle, ben de geleyim. Geç otur şuraya. Biz de kızı kendine aşık et diye bekleyelim. Oluyordu da zaten anneciğim. Biliyorum, çok az kalmıştı. Ama bu hareketinle ne oldu şimdi? Sen kıza aşık olan ahlaksız hoca durumuna düştün. Nasıl yaptın böyle bir şeyi, ben de bilmiyorum ki anne. Bırak şimdi. Olan olmuş artık. Bundan sonrasında kızı
ona arkadaşça yaklaştığına ikna edeceksin. Ben de öyle düşünmüştüm. Sen şimdi yaptığından bin pişman olan adama oynayacaksın. Bir anlık hata, bir zaaf gibi göstereceksin durumu. Zaten pişmanım anne. İyi. Belki bu sayede becerirsin bunu. Kendini acındır biraz. Hatamın bedelini ödemek, dostluğunu kaybetmemek için her şeyi yaparım de. Hadi git şimdi. Ha, sen Meryem'in evinde mektup mu ne bulmuştun? Ne oldu ona? Alamadım demiştim ya anneciğim. Ama o kadın şehir dışındaydı en son. Gerçi mektubu saklamıştır ama... İstersen hemen bulup getirebilirim sana. Aman bırak kalsın. Sen onu da eline yüzüne bulaştırırsın şimdi. Bana bak. Şimdi git kıza dediğim gibi davran. Ne yap et samimiyetine inandır. Tamam anneciğim. Kimmiş bu ya? Sevgilin var, nişanlın var demedin mi? Ya dedim Ozan ama itin teki işte anlamıyor. Hayır, bunlar neden bana söylenmiyor Banu? Ha? İşte böyle mesele yapmandan korktuğum için söyleyemedim. Pis herifin teki, boş ver, ne yapacaksın uğraşıp? Ver bakayım şu telefonu sen bana. Sevgimle uğraşmak neymiş göstereyim. Ver. Gerek yok Ozancığım, ben gerçekten çok sert konuştum çocukla. Banu ver dedim. Ya Ozan tamam kardeşim, sakin ol. İple kopukla uğraşmaya gerek yok, bozma sinirini. Ne demek uğraşma ya, öyle şey mi olur? Ver şu telefonu. Ozan. Alo, Meryem Hanım. Ben Fatma, hatırladınız mı? Tabii ki hatırladım Fatma Hanım, nasılsınız? Bu aralar pek iyi değilim Meryem Hanım. Çok yalnız kaldım, böyle evde bir başıma. Bugün müsait misiniz diye aramıştım ben sizi ama. Müsaitim, müsaitim. Ben de bir arkadaşın cenazesine gitmiştim. Bu sabah yeni döndüm. Tüh. Ben de sizi bugün görürüm diye çok sevinmiştim ama siz şimdi yorgunsunuzdur. Olsun Fatma Hanım. Buyurun, bekliyorum. O zaman görüşmek üzere. Sakladığın her neyse bulacağım onu Meryem Hanım. Seni yerin dibine sokacağım. Ya 10 dakika içinde çıkıyoruz demedin mi? Geciktik zaten. Gelen gelsin. Tarık Bey. Nasılsınız İkbal Hanım? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. İstanbul'daymışsınız sanırım. Evet, ufak tefek işleri halletmek için geldim. Ya kime söylüyorum ben? Eşiniz de orada sanırım. Evet. Ofise gelmişsiniz, Semra Hanım söyledi. Bir sorun yok değil mi? Yok. Sevindim. Ben dönünce işle ilgili detayları etraflıca konuşuruz zaten. Tamam, ben de birkaç gün okulda olacağım zaten. Geldiğinizde haberleşiriz. İyi günler, görüşmek üzere. İyi günler. Patronunuz kontrol ediyor galiba sizi İkbal Hanım. Bahşe. Ben sana ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Anne, babam gitti mi? Gitti. Hani bizi de bırakacaktı? Ben de okula gidiyorum zaten, bırakırım sizi. Evet. Hadi bakalım. Bekle bir. Dinleyecek bir şey yok. Konuşmak da istemiyorum. Telefonun çalıyor. Duyuyorum. Neden açmıyorsun? Çünkü sabahtan beri Yiğit Hoca arıyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Ya Deniz, beni bile dinlemiyorsun. Ya ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Mehveş, lütfen git dersine gir. Ben yalnız kalmak istiyorum. Hayır. Sen girmiyorsan ben de girmiyorum. Bırak yanında kalayım. Söz, hiç konuşmam. Mehveş, Yiğit geliyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Bak sakın peşimden gelme. Deniz! Deniz nereye gitti öyle apar topar Mehveş? Eve gitti. Sizinle karşılaşmak istemiyormuş. Keşke böyle yapmasaydınız. Deniz çok üzülmüş. Bir kere kırıldı mı gönlünü almak çok zordur. Ben de gurur duymuyorum yaptığım şeyle Mehveş. Neyse, benim Deniz'le konuşmam lazım.
Her şeyde bir hayır var. Bak şimdi. Bu bilgisayardan Celal Demirhan'la ilgili her şey pat diye nasıl çıkacak ortaya? Nasıl olacak? Benim aklım almadı ya. Gel sen gel. Bu ne ya? Şu halime bak ya. Nereden nereye? Efendim. Ah, merhaba canım benim. Aha, buldun mu numarayı? Ay, çok teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Dur ben bir kalem bulayım hemen. Yazacağım canım, tamam. Tamam, söyle. Tamam. Tamam. Tamam canım benim, oldu. Hoşça kal, görüşürüz, bay bay. Vallahi abi kardeş, enerjinize, keyfinize hayran kaldım. O zaman enerjimiz sana da geçsin. Vallahi keyfim yerinde. Çok güzel haberler aldım. Özgürcan, bize de söyle de biz de keyiflenelim bari ya. Deniz için seviniyorum. Sanıyorum Yiğit Hoca ile sevgili oldular. Evet ya, ne güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Umarım Yiğit Hoca ona iyi gelir. Deniz her şeyin en iyisini hak ediyor. Evet ya, çok zor günler geçirdi. Yaralarını saracak birine ihtiyacı vardı. Dün bu arada siz de çok güzel görünüyordunuz ha. Duydun mu aşkım? Teşekkürler Özgür. Duydum. Sağ ol Özgürcan. Adınıza çok mutluyum. Biri en iyi arkadaşım, diğeri de kardeşim. Vallahi bugün ağzından bal damlıyor. Canım abim benim. Mert'e de söyledim. Herkes ne güzel çift oldu dedim. Havada aşk kokusu var. Neyse, benim derse gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Benim de dersim var. Ben de Bahri Hoca'nın yanına gideceğim. Hadi gidelim. Gidelim o zaman. Hadi. Nerede bunu son arayanları? Ha? Sen ver kardeşim, ben hallederim. Oğlum sana ne oluyor? Sen niye karışıyorsun? Ne demek bana ne oluyor Ozan? Banu benim yengem. Tabii ki karışacağım. Ayrıca ben bu itin çakalın dilinden anlarım. Sen merak etme. Ya Melih, ver şu telefonu, ben arayacağım. Tamam, hallediyorum ben. Merhaba hocam. Müsait misiniz? Müsaitim. Gel bakalım. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Hocam, Yiğit Hoca kesin bir şeyler saklıyor. Eğer beni dinlerseniz... Ya yine mi aynı konu Mert? Ama hocam bakın, Yiğit Hoca... Bak, geçen gün yaptığın büyük bir suçtu. Ben görmezden geldim. Şimdi tekrar döndün dolaştın Yiğit Hoca diyorsun. Pes ya. Tamam. Peki buna ne diyeceksiniz? Neymiş bu? Hocam, bu fotoğraf aslında Yiğit Hoca'ya aitti. Ama bunu yırttı. Ben görmeyeyim diye. Yani Yiğit Hoca bir şeyler saklıyor. Yeter artık Mert. Bana bak, eğer bu konuyu devam ettirirsen senin kalbini kıracağım. Senin işin gücün yok mu ya? Dedektifliğe başladın. Ama hocam, sizce de tuhaf bir durum değil mi? Değil. Bu öylesine bir fotoğraf işte. Al şunu. Bu konuyu uzatırsan ben başka türlü konuşmaya başlayacağım ona göre. İşin yoksa çıkabilirsin. Tamam. Bu konu burada kapandı ona göre. Vallahi dilim tutuldu ha. Ya ben sana demedim mi? Ay bu bilgisayarlar çok akıllı, çok. Ay öyleymiş, öyleymiş. Ay ver şuna da bir yakından bakayım. Ay bayağı da zenginlermiş. Ya öyleymiş. E peki şimdi adamın fotoğrafını bulduk, ne yapacağız? İşte şu CES midir, CÜS müdür kulüp denen yere gideceğiz. Aa, kız Hafiye gibi kadınsın. Öyleyimdir. Thank you.
Yolda mı acaba? Merhaba beyefendi. Ben Kazım Türkoğlu ile mi görüşüyorum? İyi günler. Ben Berna Demirhan. Sizinle önemli bir konuda konuşmak istiyorum da. Ailenizle ilgili. Yo, bir sıkıntı yok. Ben hayırlı bir şeye vesile olmak istedim de. Gelecek kadar önemli ve de acil olan şey. Sen Özgür'ü arayınca ben de geldim. Deniz Bey Yiğit hakkında konuşmamız gerek demişsin. Evet. Mehveş'cim vallahi kötü bir niyetim yok. Evet Mehveş. Ya Pelin dün olanlardan bahsetti. Sonra ben de seni arayamadım. Siz orada yoktunuz. Ben oradaydım. Söylüyorum size işte. Yeni bir aşk doğuyor. Hatta doğdu bile. Ya ne aşkından bahsediyorsun Pelin ya? Deniz sinirden köpürüyor. İnanmıyorum. Niye sinirlendi ki? Niye mi? Yiğit Hoca herkesin ortasında pat diye öptüğü için olabilir mi acaba? Allah Allah. Neden böyle sinirlendiğini anlamadım. Yiğit Hoca onu öperken hiç öyle bir hali yoktu. Nasıl yani? Ya basbayağı işte. Hatta mutlu gibiydi. Emin misin? Eminim. Öpüştüler. Ya insan kendini istemediği biri öpünce bir tepki göstermez mi sizce? Bağırır, ne bileyim tokat atar, bir şey yapar. Yani bunların hiçbiri olmadı mı diyorsun? Kesinlikle olmadı. Ya Mehveş'cim, sen bana hala güvenmiyorsun ama... İstersen ara Mert'i sor. O da gördü her şeyi. Günlerdir bir insan yüzüne muhtacım Meryem Hanım. İyi ki kabul ettiniz beni bugün. Hiç lafı olur mu Fatma Hanım? Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz ama. Cenazeden geldim demiştiniz. Size de başsağlığı dileyememiştim telefonda. Eksik olmayın. İyi olmaya çalışıyorum işte. Affedersiniz Fatma Hanım. Efendim? İyi günler Meryem teyze, ben Mert. Sana da iyi günler Mert'cim. Deniz evde mi acaba? Yok canım. Deniz okula gitti. Okulda yok mu yoksa? Bilmem, ben okulda değilim ki. Anladım. Cebinden aradın mı? Cebinden aradım ama açmadı. Herhalde derstedir. Neyse, sonra görüşürüz. Görüşürüz Mert'cim. Hayrola, kötü bir şey mi olmuş yoksa? Yok. Deniz'in arkadaşı ona ulaşamamış da. O da derstedir tabii. Fatma Hanım, ben şimdi kendime güzel bir sütlü kahve yapacağım. Siz de ister misiniz? Eğer zahmet olmazsa. Ama evde süt kalmamış. Ben hemen yandaki marketten alıp geleyim. Zahmet etmeseydiniz? Hiç zahmet olur mu Fatma Hanım? Hemen gelirim ben. Eve gidemem. Olmaz.
anneme ne diyeceğim? Hocayla karşılaşmamak için eve gitti. Ya bir de birlikte mi çıktılar orada? Aferin. Ay yok Pelin. Senin kesin bir yanlışın var. Ya ben gördüm diyorum size. Bu yeni çiftimizin her şeyi hızlı. Kavgaları da hızlı olmuştu. Deniz bana öyle anlatmadı ama. Çok öfkeliydi. Hatta beni suçladı bu işi sen organize ettin diye. Benimki sana anlatmak istemedi hemen. Çocuğu saklamak istedi. Deniz bana güvenebileceğini bilir. Benden bir şeyini saklamaz. Ya, sen de bir şey söylesene Özgür. Ben pes diyorum Meyveş. Vallahi bu olanlardan hiçbir şey anlamadım ben. Umarım evdesindir Deniz Hanım. Umarım bu işi daha fazla zorlaştırmaz. Hadi bakalım. Yiğit. Yiğit bekle. Merhaba Meryem abla. Merhaba canım, hoş geldin. İyi ki seni yakaladım, yoksa geri dönecektin. Evet. Ben özür dilerim, haber vermeden geldim ama Deniz'le bir şey konuşacaktım, okulla ilgili. Öyle mi? Ama Deniz evde değil. Az önce aradı, geç gelecekmiş bugün. Ya. Önemli miydi? Yo. Gel yukarıda bekle. Hem bir misafirim var, onunla tanışmış olursun. Gerçi sana daha önce bahsetmiştim. Hani yaşlı bir kadıncağız vardı ya. Bilmem ki. Neredesin Deniz ya? Neredesin? Artık alabilir miyim telefonumu? Al. Sildim numaraları. Az kalsın senin yüzünden yakalanıyorduk. Sen beni aradın be. Asıl senin yüzünden yakalanıyorduk. Bir seferde ayıbını bil de sus, otur yerine ya. Asıl sen sus Melih. Neyse. Artık evine gidersin değil mi? Evet, gidiyorum. Kına yakabilirsin, tamam mı? Nereme yakayım? Terbiyesizleşme bile. Lanet olsun, burada da yok. Nereye? Nereye sakladın pisliklerini uğursuz Meryem? Nereye? Bu. İşte bu. Sevgili Meryem. Ne desem, nasıl başlasam yazmaya bulamadım. Sonunda sevgili demenin doğru olduğuna karar verdim sana. Sevgili. Sevgili Meryem, mevsimlerden bahar şimdi.
aylardan Mayıs. Şafak sayıyorum. Az kaldı, dayanmıyorum kendi kendime. Sen de hep öyle dersin. Sabır dersin. Dayan dersin. Her şey iyi olacak dersin. Yoksun şimdi. Ben diyorum bunları kendime. Her şey iyi olacak. Az kaldı diyorum. Az kaldı Meryem'in güzel yüzüne. Balkona çıkıp derin bir nefes aldım az önce. İda acı rahiyesi vardı havada. Sonra gülümsedim. Kimseye söylemediğimi düşündüm. Seni düşündüm. Saçlarım. Yüzüm. Ölene dek aklımda kalacak. Ayartan aşüfte. Gel Yiğit'ciğim.